Ve yanımda beyin sinir ve omurilik cerrahi operatör doktor Fatih Kırar hocam var. Fatih hocam hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. Çok iyiyim. Iyi. iyiyim, iyiyim bomba aşamada. gibiyiz. Bahar geldi, yaz geldi. Ya. Gönlümüz şenlendi. Fıtıklardan <laughs> Allah, Fıtıklardan Allah korusun. Allah korusun. Nedir artık. fıtık? Evet, Allah fıtık etmesin. Ee, sağlıklı, sıhhatli, özellikle bel fıtığından, boyun fıtığından uzak böyle gitsin gitsin gelmesin dediğimiz günler yaşayalım inşallah. Özellikle yaz geliyor, bakın yazın e, fıtıklar asla çekilmez. Bahar dönemi şu an fıtığın azdığı dönemler. Şu an en azgın dönemlerini yaşıyoruz. Böyle bahar döneminde bir azar, sonra yazın biraz e, süreçleri e, azalarak devam eder. Sonra kışın yine yani kışa doğru sonbaharda yine tekrar e, azar. Dolayısıyla şu an uyuyan fıtıklarınız uyanmaya başladı ve e, sizlere artık huzursuz hale, bahar yorgunluğu, bahar stresi, şu bahar dönemi e, hormonal olarak modlarımızın da değiştiği dönemler dolayısıyla e, psikolojik olarak da çok e, sıkıntılı süreçlerdir. Fıtığın da azdığı dönemlerdir. Ama bu dönemlere dikkat edin. Sakin olmakta e, ve bu dönemde fıtığı kontrol altında tutmakta fayda var. Fıtığın önünde 3 yol vardır. Fıtığın önünde 3 yol vardır. Her zaman söylüyorum. Nedir o? Birincisi fıtık sessiz kalır. Kış uykusuna yatar. İşte bahar dönemini bekler. Zamanını bekler. Ve sessiz bir şekilde hayatınızı istila etmeye başlar. Yıllarca hani koynunuzda yılan beslemek denir ya. Yıllarca bir yılan gibi onu koynunuzda bağrınızda büyütürsünüz. Ve sinirlerinize kendi canınıza zarar verecek boyuta kadar taşırsınız. Ve nihayetinde Allah korusun son raddesine doğru gelir. Ve sizi orada ...son hamlesini yapar. Çok ağır. Bir doğum sancısı çekmişsinizdir bayanlar. Ya da diş sancısı çekmeyen yoktur herhalde değil mi? O diş sancısının sevgili Seda 3 katı. 3 ya. katı yani bir insanoğlunun yaşayacağı en ağır ızdıraptır. Boyun fıtığı, bel fıtığı ve bunun doğurduğu sonuçlar. Dolayısıyla buraya gitmeden önlemlerinizi almak. Bizim için en önemli şey erken. Yani gecikmemeniz ve hasar büyümeden... Tedavi. Çünkü şu an tedavide elimiz çok güçlü arkadaşlar. Dünya değişiyor. İnsanoğlu sürekli üretiyor. Bir yılda bizim bakın yani biz hep beraberiz. Kaç yıl oldu ne güzel. Maşallah. E, Seda Hanım'ın sayesinde e, sizleri bilgilendiriyoruz. Doğru bilgilere doğru şekilde. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür e, ediyoruz. E, bu sizlere. önemli şeyler bunlar. Yani hayatın en gerçekliğini burada hep beraber yaşıyoruz ve biz durmadan insanoğlu tıp doktorları dünyada e, biz üretiyoruz. Ve sizin daha iyi sağlığa kavuşmanız adına dünya değişiyor. Nasıl sosyal hayatınız değişti? Değişmeye devam ediyor elinizdeki teknolojilerle. Sağlık da bu şekilde en çok etkilenen teknolojiden, insan gelişmesinden en çok etkilenen konulardan birisi de sağlıktır. Ve bizler hep şunun arayışı içerisindeyiz. En az insanoğluna dokunuşla en etkili çözümleri nasıl üretiriz? Hep bunu aray aradık ve hala arıyoruz aslında. Hep bir arayıştır insanoğlunun hayat mücadelesi. Hep arıyoruz, hep mücadele ediyoruz. dolayısıyla burada verdiğimiz mücadelenin sonucu insanoğlunun özellikle bilim camiasının akademinin insanlığa sunduğu Armanlar, insanlığa sunduğu çok değerli tedavi metotları oluşuyor. Gitgide de gelişiyor. Bakın yapay zekalar girmeye başladı hayatımıza falan. Dolayısıyla robotik yaklaşımlar. İşte bütün bunlar bizim bundan önceki dönemlerde bel fıtığına olan yaklaşımlarımız neyse bir 10 yıl önce şimdilerdeki yaklaşımlarımızı Biraz değiştirmiş Biraz o yöntemlerden durumda. bahsedelim mi? Mesela bel ve boyun fıtığı tedavilerinde başlıca uygulanan evet. ameliyatsız tedavi yöntemleri. Evet. Şimdi bel ve boyun fıtığı dediğiniz zaman e, e, dört ana grupta toplayabiliriz bütün tedavi yöntemlerini. Birincisi ilaç tedavileri dediğimiz medikal tedaviler. Yani işte e, bizler yazıyoruz ve ağrı kesici olarak e, ağrılarımız rahatlasın diye kullandığımız işte ya da başka doğal yöntemler olarak kullandığımız metotlar. Bunlar medikal ilaçlar olarak, medikal ya da natürel ilaçlar olarak değerlendirmek lazım. İkincisi, fizik tedavi yöntemleri. Bakın fizik tedavi yönteminden ziyade aslında fizik tedavi çok değerli bir şey. Neden biliyor musunuz? Aslında insanoğlu neden fıtık yaşar? Neden o fıtıklar kireçlenmeye gider? Hareketsizlikte. Bütün eklemler hareketle yağlanır. Hani nasıl kapının yağı vardır? Kapının yağı. Bütün eklemlerin yağı da harekettir. Dolayısıyla insanoğlu aslında vücudun yapısı hareket için yaratılmıştır. Bütün eklemlerimiz hareket ettiği sürece canlı kalır ve kireçlenmeden ve o artroz dediğimiz eklemlerin ağrı üretmesinden uzaklaşır. Çalışan işleyen demir ışıldar. Bu net bir bilgi, tarihi bir bilgi. Yani 3-5 yıl yazdığınıza gitmediniz. Gidiyorsunuz, kapıyı açtınız. Ne yapıyor? gıcırt Değil mi? Ne oldu? kapı menteşesi kireçlenmiş arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Hemen bir yağ döküyorsunuz. Ondan sonra çalıştırıyorsunuz, geçiyor. Bu da böyle. Şimdi fıtık olan yapının eğer sinire zarar vermiyorsa çalıştırılması önemli. Ama fıtık olmadan da çalıştırılması lazım. Onun için hayatınıza 40 yaş üstün için söylüyorum. 40 yaşına kadar katmadıysanız hayatınıza 40 yaşından sonra sporu katmak zorundasınız. Yoksa ömrünüz küçülmeye başlar, gerilemeye başlar ya da sağlıklı yaşayacağınız süre içerisinde sağlıklı bir hayat yaşama yaşamamış olursun. Sürekli ağrılarla, ızdıraplarla. Yani fizik tedavi aslında hayatın bir parçası olması gerekirken spor, egzersiz ve fizik tedavi yöntemleri aynı zamanda tedavilerde de kullanılıyor. Ama ben fizik tedavi doktorları değilim onu e, uzmanları anlatır. Üçüncü yöntem işte ameliyattan önce dediğimiz ben beyin cerrahıyım. işin ameliyat tarafında olan birisiyim aslında. Daha ilerlemiş uykuya yatmış fizik tedavilerle de sonuç elde edememişiz. efendim hala problemler büyüyerek devam ediyor. Bu noktalara ulaştığı zaman fıtığımız ve sinir hasarları görmeye başladığında ve olay son derece ileri düzeye taşındığında işte orada bizler devreye giriyoruz. Önceden direkt ameliyat tedavilerimiz vardı. Yani e, açık ameliyatlar, efendim direkt fıtığa yönelik e, gerçekleştirdiğimiz, hatta ben ilk ihtisasa başladığımda bel fıtığı ameliyatlarını yapardık sevgili Seda. Bir ay yatırırdık hastalar. Bir ay yatış. Şimdi? E, benden daha önceki dönemlerde hastaları fıtık nedeniyle, e, kötürüm gibi sararlardı. Ben hatırlıyorum o dönemleri. Resimleri bile var. Bildiğiniz hani bir kol kırıldığı zaman nasıl e, alçıya alınır. Evet. Tüm vücut alçısı diye bir alçı vardı. Tabi Tabii tabii tüm vücut alçıya alınır. 6 ay boyunca böyle yatar kötürüm gibi. Bunlardan gördü bu dünya bunları gördü. Yani ve bunlar dünyanın her yerinde uygulandı. E, biz ihtisasa başladığımızda mikro cerrahinin ilk başlarıydı. Biz böyle mikroskopla bu işleri yapmaya baş e, gözlüklerle böyle lup dediğimiz gözlüklerle. Sonra mikroskoplar girdi. Mikroskoplar artık küçücük bir delik. Normalde bir 10 santimlik yarıkla yapıyorduk bu ameliyatları. Şimdi küçücük bir delikten girerek yapar hale geldik son 15 yıldır falan. Ama artık son 5-6 yıldır da hiç ya ameliyat etmeden, hiçbir yara olmadan, hiçbir kesi olmadan direkt fıtığa yönelik tedaviler gelişmeye başladı. İşte regresyon dediğimiz yöntemler bunlar. Yani ameliyata gitmeden hasta genel anestezi almıyor, lokal anestezi altında. 15-20 dakikalık işlemler altında direkt fıtığa yaptığımız müdahaleler, direkt sinirin rahatlamasına yönelik yaptığımız müdahaleler. Ama burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir fıtık tedavisi kurtarma tedavisidir. Yani sinirin kurtarılmasıdır. Kapıya parmağınız sıkıştı. Doğru mu? Ne yaparsınız? Kurtarmak zorundasınız. Parmaktan kapı, kapıdan parmak kurtulmalıdır. Doğru mu? Dolayısıyla bir fıtık tedavisinin özü de kurtarmaya dayanır. Yani fıtığın oradan çekilmesi ve siniri rahat bırakmasını isteriz. Ameliyattaki amacımız da budur. Bütün fıtık tedavilerinin, bel fıtığı, boyun fıtığı temel amacı da budur. Ağrı kesilebilir. Ağrının kesilmesi fıtığın kurtulduğu, sinirin kurtulduğu anlamına gelmez. Fıtığın kaybolduğu anlamına gelmez. Onun için hangi tedavi olursa olsun 3 ay sonra, 6 ay sonra MR'ınızla fıtığın kaybolduğunu sinirin rahatladığını, kanalların açıldığını ve sinirlerimizin kurtulduğunu ispat etmek zorundayız. Ve ben de her zaman bunu yapıyorum zaten. Yaptığımız tedavilerin sonrasında bu teknoloji ve tecrübelerimizin sizlere kazandırdığı tedaviler sonrasında o MR'larla fıtığınızın kaybolduğunu, kanalların genişlediğini 3 milim kanalla gelmiş. Normalde 7 milimin altında bir kanal Siniri, içindeki siniri boğmaya başlar. İçinden sinir geçiyor çünkü o kanalın. İnsanoğlunun kanal çapı 15 milimdir ortalama. Bakın 7 milim ameliyat sınırımızdır. Kanal çapını ölçüyorsunuz 3 milim. Kanalı göremiyorsunuz bile. Tedavi yapıyorsunuz normalde ameliyat düzeyinde. Böyle sürünerek geliyor. Birçok hastalar biliyorsunuz hediyelik, sandalyelik yani sürünerek geliyor. Aylardır böyle. Ee, mesela çok yakın ve ülkemiz adına da gurur verir şeyler bunlar. Amerika'dan uçakla geliyor. Ee, ve uçakta oturuşunu bize fotoğraflamış, tariflemiş. İşte 14-15 saat boyunca koltuğa oturamamış. Kafasını kocam kafayı koydum diyor. Oh. Bu şekilde ağrıyla yani narkotik ilaç kullanıyor. Yani hmm. hani narkotik ağır yeşil reçeteli ilaçlar kullanıyor. Kocaman fıtık. Yani Amerika gibi bir yerden kalkıp gelmiş ve biz bir gecede onun ayağa kalkıp yürümesini gördük. Bir gecede. Yani ülkemiz adına bakın çok gurur verici. Ben bütün ülke Tabii. doktorlarımızı da alkışlıyorum. Bütün doktorlarımız bu kadar kaliteli işler çıkartıyor. Yani gerçekten çok başarılı işler yapıyoruz ve dünya çapında bir bu anlamda bütün doktor arkadaşlarımız adına ben hepimizi, hepinizi alkışlıyorum. Daha da güzel işler yapacağız. Teknolojiyi bizler üreteceğiz. Bizler dünyanın otoritesi olacağız bunlardan da eminim hep birlikte bütün ekip arkadaşlarımız. Hocam çok kısa şey alabilir şimdi. miyim ya evet. regresyon. Evet. Regresyon tedavisi bahsettiğim gibi ameliyatsız ameliyat kadar etkili bir tedavi. Hı. Yani e, bundan önce ameliyatla yaptığımız sinirin kurtarılmasını amaçladığımız gerçek kalıcı ve etkili bir tedaviden bahsediyorum. Yani adam al 3 aydır yatıyor. Yani evet. Amerika'da Uçakta bile gelmekte zorlanıyor. Bir günde hayatına geri dönüp uçup gidiyor ve kaldığı ya. yerden hayatına devam Ağabey edebiliyor. Olsun. Müthiş bir şey yani bu e, hani bana bunu 10 yıl önce söyleseydiniz ben bile ya olur mu öyle şey falan derdim yani. E şimdi bunu bizler yaşıyoruz görüyoruz ve fıtığın kaybolduğunu görüyoruz. Bir MR çekiyoruz 3 ay sonra MR'da fıtığın yok olduğunu görüyoruz. Yani hayat her şey bitmiş. Kaldığı yerden devam ediyor hayatına. Bunlar o çileyi çekmeye değmez. Tabi ve çok büyük çile bunlar. ya Yani hani bir gün bile dışarısı E, bu, bu üç ay çekiyorsunuz bunu üç ay. Geceler, uykular, iş hayatı, aile hayatı. Yani aile hayatı bozulmuş. Cinsel hayat. Cinsel hayat. Siz tabii, diyorsunuz ya. O kadar ya, her çok şey etkiliyor. O kadar çok özellikle erkeklerde son derece yani boşanmalara kadar giden büyük dramlar var. Bunlar e, fıtık özellikle son derece. O yüzden son fıtık derece. deyip geçmeyin. Eh. Hayatınızı mahvedin. Teşekkür ediyoruz. Beyin sinir ve omurilik cerrahı operatör doktor Fatih Kırar hocamı. Alkışlarla uğurluyoruz.